Bütün canlılar doğar, büyür ve ölür. Ama bazı hayvanlar için bu durum bu kadar basit değil. Örneğin hamam böcekleri. Birkaç gün başları olmadan yaşayabilirler. Ve tabii ki de bir uzuvu kopunca kendi kendini tamamlayan semenderleri de unutmamak lazım. İşte karşınızda öldükten sonra bile yaşamaya devam eden 12 hayvan. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Kalamarlar. Soya sosu kesinlikle bir yemeği hem lezzetli kılar hem de renklendirir. Ama bir kalamarı hayata döndürebilecek kadar güçlü olduğunu kim bilebilirdi? Bu kalamar yemeği dans eden kalamar pirinç kasesi olarak biliniyor. Kalamar aslında ölü ama sanki hala suyun içindeymiş gibi hareket ediyor. Bu sihir değil, sadece bilim. Kalamar ölmüş olsa bile kas hücreleri hala orada. Kalamarlar soya sosundaki sodyuma ve tuza tepki verirler. Kas hücrelerine elektriksel komutlar gönderir ve kalamar dans etmeye başlar. Kaslarda hala ana enerji kaynağı olan bir miktar ATP bulunur. Soya sosundaki tuz ve sodyum klorür kasına ulaştığında kalamar aslında spazm geçiriyor. Bu yemek kültürü ne kadar etik bilmiyorum. Onu da yorumlarda açığa kavuşturabiliriz. Hamam böcekleri. Çoğunuz hamam böceklerini öldürmenin imkansız olduğunu duymuşsunuzdur. Bu böcekler nükleer bombadan bile kurtulabilirler. Hatta bazıları kafaları olmadan bir süre yaşayabilir. İnsanlardan farklı olarak bu hamam böcekleri gövdelerinde bulunan deliklerden bir boru ağı aracılığıyla nefes alırlar. Hatta hamam böceklerinde damar sistemi olmadığı için kanları da yoktur. Yani oksijen sirkülasyonu fazla olmaz. Beyin sadece gözlerden ve antenlerden gelen ana duyusal girdileri idare eder. Koşma, dokunma ve tepki verme gibi diğer birçok davranış vücutlarının her bir bölümünden kaslar tarafından yönetiliyor. Yani kafaları bir yere çarptığında veya koptuğunda hiçbir şey olmamış gibi günlerce yaşayabiliyorlar. Hamam böcekleri hakkında bilinen en tuhaf gerçekse besinleri sindirmek için bir sindirim sistemlerinin olmaması. Tavuklar. İnsanlar dahil bütün memelilerin çok karmaşık bir dolaşım sistemi vardır. Vücudumuzdaki her bir bölge birbiriyle bağlantılıdır. Takdir edersiniz ki kafamız olmadan da yaşayamayız. Ama tavuklar için bu imkansız değil. Hatta kendi kültürümüzde bile başı kesik tavuk gibi oradan oraya koşma diye bir söz vardır. İşte bu söz tamamen gerçeğe dayanıyor. Çoğu tavuğun sonu gibi bu tavuğun da kaderi aynı olacaktı. Ancak bu kafa kesme işi o kadar yanlış gitti ki balta tavuğun şah damarını ıskaladı ve kanının pıhtılaşması sayesinde tavuğun kanamadan ölmesini engelledi. Şu an kafası olmasa da beyin sapının çoğu hala sağlam olduğu için nefes alma ve kalp atış hızı gibi birçok temel işlevin hala sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ve işin ilginç yanı bu tavuk 18 aydan daha uzun süre yaşamına devam etti. Arılar. Böceklerin gerçekten garip bir sinir sistemi var. Bu da olağan dışı anormallikleri normalleştiriyor. Hepimiz biliyoruz ki bal arısı birini soktuğunda hemen ölür. Ama ölmüş bir arının size zarar veremeyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir arı ölmüş olsa bile sizi hala sokabilir. Arılar iğneyi rakibe daha derine inmesine ve zehir pompalamasına izin veren merkezi olmayan bir sinir sistemine sahipler. Yani arılar ölüm döşeğinde bile olsalar silahlanmış bir şekilde bekliyorlar. Semender. Semenderler çok sevimli hayvanlardır. Özellikle de aksolotlar en sevimlileridir. Alice Harikalar Diyarından fırlamış gibi görünen bu canlılar vahşi doğada o kadar masum değiller. Bu semenderler aslında yamyam. Bu canlılarda bir savunma mekanizması yok. Bir semender başka bir semenderi ısırdığında karşılık vermez. Yapabildikleri tek şey kopan uzuvlarını yeniden çıkarabilmek. Hatta uzuvlarını o kadar mükemmel bir şekilde çıkarıyorlar ki eski uzuvlarının aynı boyutuna geri döndürebiliyorlar. Tabii ki bu semenderler sadece uzuvlarını onarmıyorlar. Bu yenilenme gücünü beyin omuriliği, yumurtalık ve akciğer dokusu içinde çalıştırabiliyorlar. Kurbağalar. Ölüm her zaman aniden olacak diye bir şey yok. Bazen ölüm çok zaman alır. Aynı dondurucu bir soğuk gibi. Aynı bu ağaç kurbağaları için olduğu gibi. Kış uykusuna yatmak için vücutlarının 3'te 2'si buza dönüşür. Bu durumda kalp atışı ve kan akışı yavaş yavaş durur. Yani teknik olarak ölüyorlar. Tabii daha çok zaman içinde sıkışmış bir şekilde. Daha da ilginç olan şey yarım yıldan fazla bir süre boyunca 0 derece kadar düşük sıcaklıklara dayanabilmeleri. Bazı araştırmalar daha düşük sıcaklarda bile donmuş bir şekilde kalabileceklerini göstermekte. Zaman geldiğinde bu kurbağaların buzları erir ve hayata geri dönerler. Yılanlar canlıyken korkutucudur. Onları öldürdüğünüzde muhtemelen onlardan kurtulduğunu düşünürsünüz. Ama size bir haberim var. Aslında kurtulmuş olmuyorsunuz. Bunun nedeni yılanların öldükten sonra bile reflekslerini korumada gerçekten iyi olmaları. Ki bu haber bizim için iyi bir haber değil. Kobralar ve çıngıraklı yılanlar eski zamanlara göre daha güçlü bir ısırma refleksine sahiptir. Hatta saldırıları kelimenin tam anlamıyla bir saniyeden daha kısa sürede ve hatta bazen saniyenin 2/10'inde meydana gelebilir. Sinir hücrelerindeki iyonlar veya elektrik yüklü parçacıklar ölümden saatler sonra bile aktif kalabilir. Yani yeni ölmüş bir yılan hücreler tarafından uyarılırsa bu sinirler harekete geçer ve onun yanında bulunan talihsiz birini ısırması kaçınılmaz olacaktır. Peygamber devesi. Kafası kesilmiş zehirli canlılar ölmüş olsa bile bizi sokmalarından ya da ısırmalarından yine de korkarız. Ama bu zavallı peygamber devesi için kimi ısırdığı değil, daha çok onları kimin ısırdığı önemli. Özellikle erkek peygamber develeri için çok önemli. Dişi peygamber devesinin tuhaf yamyam ritüelleri olduğu sır değil. Ancak dişi peygamber develeri bunu her zaman yapmıyorlar. Erkek çok rahatsız edici ve çiftleşme sürecini engelliyorsa o zaman dişi peygamber devesi sadece kafasından bir ısırık alıyor. Hem bir eş hem de bir yemek. İşin en şaşırtıcı kısmı da bu canlı canlı yenilen erkek peygamber devesinin ölüyken bile dişi peygamber devesiyle çiftleşebiliyor olması. Bu garip bir şekilde özel bir yetenek ve sadece peygamber develerine bahşedilmiş. Kaplumbağalar. Kırmızı kulaklı kaplumbağalar. İnsanların kurtulamadığı çoğu hastalığa tamamen bağışıklıkları vardır. Hatta bir kaplumbağanın kalbi vücudu olmadan en az 5 gün yaşayabilir. Kalbin bulunduğu ortamda oksijen olmadığında kalp atış hızı 25 vuruştan dakikada sadece 10 vuruşa düşer. Ama kalp vücudun içinde ise kaplumbağa dakikada sadece 10 atışla iyi ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edebilir. Bir yandan kaplumbağaların ölümsüzlüğü bulmuş olma ihtimalleri var bile diyebiliriz. Başsız yaban arısı sinekleri. Eşek arıları da bir böcektir ve az önce söylediğim gibi böceklerin yayılmış bir sinir sistemi vardır. Ganglion adı verilen küçük beyinleri olan bir merkezi beyinleri ve vücutlarında birkaç önemli hayati organları vardır. Bu yaban arısı bir şekilde kafasını kaybetmiş. Ancak ganglionları vücudunun gayet iyi olduğunu zannettiği için uçarak oradan uzaklaşabiliyor. Deniz anası. Deniz anası çok tuhaf bir canlıdır. 25 kişilik kolonilerle birlikte yaşarlar ve içlerinden biri sonsuza kadar yaşayabilir. Evet, kelimenin tam anlamıyla ölümsüz. Öldükten sonra da yaşayabiliyorlar yani. Bunu anlamak için onların yaşam döngüsünü bilmemiz gerekiyor. Döllenmiş bir yumurta ile başlayan yaşamları Planula adı verilen küçük bir larvaya dönüşüyor. Planula sağlam bir yüzey bulduğunda sindirim sistemi geliştirmeye ve kendini beslemeye başlar. Daha sonra kasları ve sinirleri oluşturur ve yetişkin olana kadar bağımsız bir organizma haline gelir. Şimdi herhangi bir ölümcül durum veya tehditle başa çıkmak için yaşam döngüsündeki istedikleri bir evreye geri dönebiliyorlar, anlayacağınız. Yani benzetme yapacak olursam biz insanların bebeklik, gençlik veya yetişkinlik zamanlarına istediği zaman gidip gelebileceğini hayal edin. Teknik olarak bu canlılar bu yöntemle sonsuza kadar yaşayabiliyor. Su ayısı. Bu mikroskobik su ayıları evrenin en iyi savaşçılarıdır ve çamur volkanlarından derin sulara kadar her yerde bulunabilir ve hayatta kalabilirler. Yaşam alanları konusunda seçici değiller. Bu aşırı sıcaklıklarda ve aşırı basınçlarda bile yaşayabilecekleri anlamına geliyor. Hatta radyasyona, dehidrasyona ve ayrıca açlığa da dayanabilirler. Ama bu canlıların yaşayabileceği en ilginç yerse uzaydır. İnanması zor biliyorum ama gerçekten uzayda bile yaşayabiliyorlar. Yani anlayacağınız bu canlıların resmen süper güçleri var. Size en ilginç gelen canlı hangisiydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşça kalın.